Günaydın Eskişehir'den herkese merhaba. 16 Mayıs dünü özetlemeye bir tebrik haberiyle başlamak istiyoruz. Serka Spor son yıllarda en yeni takımlarımızdan biliyorsunuz çok ciddi bir atılım içerisinde güzel başarılar yakalıyor. Bu başarılar Eskişehir'le ve bölgemizle sınırlı değil. Türkiye çapında Süper Lig başarıları, o nedenle takımımızı kutluyoruz. Son olarak Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Mogaz'da ciddi bir mücadele, 22-21 gibi böyle bir skorla da kupayı getiremedi Eskişehir'e ama heyecanı getirdi, en azından rekabeti getirdi ve güzel duygular yaşattı. Teşekkür ediyoruz Serka Spor'a, emeği geçenlere, onları da tebrik ediyoruz. Başta futbolcular, başta oyuncular olmak üzere futbola ağzımız alışmış. Eskişehir bir futbol kenti ama keşke diğer spor dallarını da yaşatabilsek. Basketi biliyorsunuz denedik, çok ciddi de bir kitle yakalamıştı. Ama basket biraz daha, şunu belirtelim hemen, biraz daha para harcanması gerekiyor. İşte yıllık 7-8-10 milyonluk bütçelerden bahsediyoruz. Futbol zaten biliyorsunuz çok daha uçuk kaçık rakamlar. Tebrikler Serka Spor. Buradan hemen Eskişehir Spor'umuza geçelim. 23 Mayıs'ta kongre var ama kongre öncesinde herhangi bir buluşma, bir liglik, beraberlik, bir mesaj yok. Muhtemelen yine biz kongre salonunda başkanını seçecek gibi duruyoruz. Nerede seçilecek diye soru olabilir. Tabii ki başkan kongre salonunda seçilecek. Hayır, daha öncesinde seçilmesi lazım. Bana kalırsa bir takım bazı kişilerin abilik, bazılarının babalık yapması lazım. Biraz önayak olması lazım. Şimdi adayım diyenler var, utangaç mesajlar verenler var, aklından geçenler var, fikrinden şöyle bir yoklayanlar var, nabız yoklayanlar var. Bunları işte bir araya getirip her şeyi biz o salonda yapmak zorunda değiliz ki. O salonda da gideriz. Evet, yine çıkacaksa iki liste de olabilir. Ama bazı şeyleri onun öncesinde halletmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir de zaman kaybı olmasın diye ve yine çok önemli, camia yara almasın diye bizim bu sezona böyle zımba gibi girmemiz lazım. Bunun için de önce güçlü bir, güzel bir yönetim, birlikteliği sağlayacak bir yönetim gerekiyor. Bazı şeyleri de konuşmamamız lazım. Zaten pek çok şeyi konuşmuyoruz takımın yararına olması için. Mesela Fuat Çapa da takdir ettik, teşekkür ettik ama artık biraz konuşmasa mı diye düşünüyoruz. Son açıklamaları biliyorsunuz STV'de 90+3 programına Murat Dağtekin, Erkan Midilli'nin konuğu oldu. Yani garipsediğimiz açıklamalar, 10 milyon olmayan gelmesin, 10 milyon nakit lazım falan. Bir teknik direktörün işi değildir bunlar. Teknik direktör görevi de bitiyor, raporunu sunar. Gelecek yönetim onunla devam ederse eder, yoksa herkes işine bakar. Yani böyle yönetime ya da oraya gelecek insanlara bir ayar vermek, hesap sormak, bunlar teknik adamların işleri olmaması lazım. Çabaları için teşekkürler ama bu işin bir de sınırı olması gerekmez mi? Gerekiyor. Devam edeceğiz. Eskişehir Spor'da 23 Mayıs biliyorsunuz kongre tarihi. Şimdi bir haber gazetelere yansıyan, dün internet sitelerimizde de vardı biliyorsunuz. Kırsal kalkınma ile ilgili. Şimdi burada bir çelişki, bir tezat var. Bir kere bizim şunu kabul edelim. Patates, soğan, işte ne bileyim kuru fasulye, nohut. Bizim Türkiye'nin acilen, çok acilen çözmemiz gereken bir şey var. Hatta bu ekonomi ve işsizlikten önce bile ele alınması gerekiyor. Ama nedense hiç kimse ele almıyor. Bugün aklı başında diyebileceğimiz insanları, bakın kimi dinlesek, şu tarım ve hayvancılık, tarım ve hayvancılık, açlıkla karşı karşıya kalacağız neredeyse. Bakın dışarıdan almak da bir yere kadar. Yani evet para bulup alabilirsiniz ama bir saatten sonra, 3 yıl, 5 yıl sonra ne yediğimizi bilmeyebiliriz. Satılmayabilir, dünyaya da yetmeyebilir. Biz kendi işimize niye bakmıyoruz? Kendi toprağımızı neden değerlendirmiyoruz? Bunu bir düşünelim. Çünkü bunu değerlendirecek olan insanlar şu anda başka şeylerle uğraşıyor. Dertler, kaygılar başka. Öte yandan o kadar uzağız ki bu meseleden, yani bu tarım, hayvancılık, stratejik bir konu artık. Açlıkla karşı karşıya kalacağız. Açlık. Bunun artık şakası yok. O oradan geliyor, bu buradan geliyor. İşte gıda fuarını ziyaret ettik biliyorsunuz. Ya orada gördüğümüz pek çok ürün, Kanada'dan, Çin'den falan, insan gerçekten ne diyelim,
Hicap duyuyoruz ya. Böyle güzel topraklar, bu güzel memlekette, mevsimin her türlüsünün yaşandığı bu memlekette olmaz. İşte tezat nereden kaynaklanıyor? Bir yandan böyle bizim sorunlarımız var, bir yandan verimli topraklar, bir yandan da oraya işte Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen bir yandan kırsal kalkınma, öyle değil mi? Son yıllarda buraya bir el attı, ipek böcekçiliğini canlandırmaya çalışıyor, işte hayvancılık için biraz manda, oraya biraz lavanta dağıtıyor, domates fideleri, marul fideleri, yani orada inanılmaz, sadece fide değil, bazı tesisler de yapılıyor işte kurutma, paketleme falan. Evet çok güzel, tamam. Ama bir yandan da biz gidip Alpo Ovası'na termik santral kurmaya çalışıyoruz. O güzelim ovayı, o güzelim toprakları, ha? O topraklara sondaj yapıp inanılmaz bir işte o çimento mudur nedir o beton suları falan böyle etrafa yayılıyor, saçılıyor. Çok yazık, çok üzülüyoruz. Dün yine fotoğraflar düştü oradan. İlk biliyorsunuz. Jale Nursulli gitmişti milletvekilimiz. Yani gerçekten üzüldük. Çok üzücü fotoğraflar bunlar. Hala da bir kamuoyu oluşmuş, bir tepki verilmiş değil. Burada sondaj yapılması o toprağın katledilmesi anlamına geliyor. Ama bir sessizlik de var. Çok hayra alamet bir sessizlik değil. Bir yandan burada Büyükşehir Belediyesi tarımı kırsal kalkınmayı güçlendirmeye çalışırken bir yandan da koskoca ovayı, korunaklı ovayı, korunan ova statüsündeki ovayı, Eskişehir'in en verimli arazilerini sondajla, termik santralle falan mahvedeceğiz. Daha yaparken bu kadar zararı var. Yapılırken, yapım aşamasında. Yani kazmayı vururken bu kadar zararlı. Düşünün bir de yapıldığı zaman o kömür yakılacak. Binlerce ton kömür. Onlar nereye gidecek? O sular, soğutma suları, işte o hava. Yani Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Şimdi Ramazan, iftar, bakalım belediyeler bu Ramazan'da biraz zayıf. Seçim yorgunluğu diyebilirsiniz. Havalar kötü gidiyor biraz. Belki hani dışarıdaki iftarlar biraz sıkıntı da olabilir. Belediyeleri biraz zayıf görüyoruz. Seçim yorgunu da düşmüş olabilirler. Ama AK Parti zaten zayıftı. AK Parti hiçbir zaman Ramazan'ı iyi değerlendiremedi. Bu konuda bunu bir halkla bütünleşme vesilesi yapamadı. Burada bir istisna. Geçen de söyledik. Tepebaşı İlçe Başkanlığı Hakan Çizmelioğlu. Şimdi burada biraz ufak ufak bir fark oluşturmaya çalışıyor. İşte her akşam bir camideler. Teravih namazıyla insanlarla, vatandaşla, cemaatle buluşuyorlar. Bir şey daha öğrendim. Her akşam 2-3 aileyi, bunun bir haberini yapmadılar ama bir sohbette öğrendim. Her akşam çok fakir ama böyle hani maddi durumu yerinde olmayan falan değil. Bayağı ciddi ciddi fakir bir fukara bir aile buluyorlar. Çocukları işte anne baba ailede kim varsa her akşam 2-3 aileyi kentin en lüks restoranlarında yemeğe götürüyorlar. Bir yönetim kurulu üyesi gidiyor arabayla evinden alıyor. Hani gelin şurada buluşalım ya da gidin orada yemek yiyin de değil. Burası çok önemli. Gerçekten önemli burası. Yönetim kurulu üyesi evinden alıyor. Beraber gidiyorlar lokantaya. Siparişler veriliyor. Yeniyor. Evet iftarlar, oruçlar açılıyor. Daha sonra tekrar o yönetim kurulu üyesi aileyi evine bırakıyor. Gerçekten güzel. Hakan Çizmelioğlu'nu, yönetimini tebrik ediyoruz. Bu güzel davranış nedeniyle. Her akşam bu tekrar edip gidiyor. Bir de odun pazarına bakalım. Şimdi odun pazarının Ramazan'la iftarla falan uğraşacak hali yok. Aynı şekilde il yönetimi de öyle. Onlar şimdi Hakan Başkan yeni atandığı için biraz önüne bakabiliyor. Ne yapalım arkadaşlar diyor. Ama diğer gerek il yönetimi gerek odun pazarı ilçe yönetimi hop oturup hop kalkıyorlar. Ne olacak diye böyle etrafa bakıyorlar. Ne olacağını da kimse bilmiyor. Ama dün odun pazarı cephesinde bir hareketlilik yaşandı. O da nedir? İşte odun pazarında bir yönetim değişikliğine gidileceği şeklinde biliyorsunuz orada Volkan Doğan 4,5 yıllık bir ilçe başkanlığından adaylık için istifa edince Nuri Kahya yerine gelmişti. Nuri Kahya da belki atanırsa biraz harekete geçecek bir şeyler yapacak ama şu anda sıfır hareketle işi götürüyor. Oralardan istifalar oldu falan. O yönetimde bir darmadağın oldu, bir şekil oldu. Mutlaka bir çeki düzen verilmesi gerekiyor ama bakalım nasıl olacak. İşte buraya bazı isimler geçmeye başladı. Odun Pazarı ilçe başkanı olacak bu isimler olmak üzere. Kulislerde böyle bir hareketlilik. Bunlardan birisi Gün Yüzlüler Derneği Başkanı Avukat Engin Çapar.
ismi geçiyor olabilir deniyor. Alperen Teker yine aynı şekilde, bir diğer isim de Metin Tezişçi. Bunlar hepsi malum doğal olarak il başkanlığına, il yönetimine yakın isimler. Zihni Çalışkan'a bakalım Zihni Bey yerinde kalacak mı? Kalırsa hangisini tercih edecek? Tercih ettiği genel merkezden kabul görecek mi? Bunların hepsi de bir soru işareti olarak şurada dursun. Belki başka bir müdahale olabilir. Oradaki dengeleri de şu an için bilemiyoruz. Yani genel merkezde şu an kimin ağırlığı var? Nabi Hoca Emine Nur Günay hattı mı? Yoksa Harun Karacan hattı mı? Onu bilemiyoruz. Yakında belli olur o da. Bir ipucu arıyoruz açıkçası. Bitireceğiz. Bugünlük de bu kadar. İşte siyaset, spor, çevre, biraz Ramazan programlarına göz attık. Teşekkür ediyoruz. Yayınlarımız devam edecek. Ayrılmayın. Hoşça kalın.